Herkese merhabalar. Ben profesyonel turist rehberiniz Özgür Çelik. Hatırlarsanız bir ara klasik Yunan mitolojisi tanrıları ile bizim Yeşilçam karakterlerini özdeşleştiriyorduk. Zeus ile Nuri Alço, Hera ile Aliyarona, Poseidon ile tecavüzü Coşkun dedikten sonra isim vermeden Demeter'i Bergen'e benzetmiştim. Hatta günümüzde olsa muhtemelen Persephone'u bulmak için Müge Anlı'ya başvurur, kendisini ekranlarda görebilirdik. Şüphesiz 12 Olimpos tanrısının içerisinde ismini zikrettiğimizde ya da Yeşilçam'daki karakterin ismini zikrettiğimizde birbirini anımsatan tek bir tanrıça var. Afrodit ve Banu Alkan. Mitoloji serimizin başlarında hatırlarsanız Kronos babası Uranos'un cinsel organını kesmiş ve onu iktidardan düşürmüştü. Yani tahttan indirmişti. Afrodit'te erkeklik organı kesilen Kronos'un kanının Akdeniz köpükleri ile karışmasından oluşmuştu. Dalgalar bu güzel tanrıçayı sedef bir kabuk içerisinde Kıbrıs adasına çıkarmışlar. Daha sonra Zeus bu ilahi güzelliği gördükten sonra onu Olimpos'a götürüp nektar ve ambrosya ikram ederek ölümsüzleştirmiş ve 12 tanrıdan birisi yapmıştı. Afrodit diğer tanrıçalar gibi temiz ve saf kalma derdinde değildi. Çünkü o aşk tanrıçasıydı. Ancak bunu da yanlış anlamış olsa gerek, Hephaistos'la evli olmasına rağmen kırdığı cevizlerin haddi hesabı yoktu. Bu nedenden dolayı da kendisi aşktan ziyade aslına bakarsanız biraz daha ihanet tanrıçasıydı. Tanrıçaları kıskandıracak derecede ilahi bir güzelliğe sahip olan Afrodit'in birçok efsanesi olmasına rağmen, en güzel tanrıça seçilmesiyle ilgili olan efsane aynı zamanda Truva efsanesinin de başlangıcını teşkil eder. Truva kralı Priam'ın karısı Hekate hamiledir ve bir gece bir kabus görür. Kabusta karnından çıkan alevler tüm Truva'yı yakmaktadır. Uyandığında bunu kahinlere sorar ve kahinler doğacak olan çocuğun Truva'nın sonunu getireceğini söylerler. Bir başka rivayete göre ise bu kabusu gören kişi Priam'dır ve kahinlere danışan kişi de Priam'ın yani kralın ta kendisidir. Truva kralı Priam ve karısı Hekate doğan çocuklarını bir askere teslim ederler ve ona çocuğu öldürmesini emrederler. Asker çocuğu öldürmek üzere İda Dağı'na yani bugünkü ismiyle Kaz Dağı'na götürür. Ancak çocuğa kıyamayarak onu bir dere kenarına bırakır. Aslında hedefi de şudur. Nasıl olsa bir yabani hayvan gelecek ve çocuğu parçalayacaktır. Bu sayede de o emri yerine getirmiş olacaktır. Hepinizin tahmin edebileceği gibi bu çocuğun adı Paris'tir. Ve Paris öncelikli olarak bir ayı tarafından emzirilir. Ardından çoban bir aile tarafından evlatlık olarak alınır. İda Dağı'nda bir çoban olarak yetişecektir. Büyüdüğünde ise fazla değil, Orlando Bloom kadar yakışıklı olacaktır. Paris'in büyüdüğü ve Kaz Dağları'nda çobanlık yaptığı yıllarda Olimpos'ta ise bir düğün hazırlığı vardı. Teselya kralı Peleus ve Titanlardan Tetis, Zeus'un isteği üzerine evleneceklerdi. Haliyle organizasyon işi de Zeus'un ellerinden öperdi. Zeus bütün perilere, tanrılara, tanrıçalara, herkese davetiye gönderdi. O döneme kadar görülmüş en muazzam düğün olması planlanıyordu. Ki günümüzde, üstelik bizim ülkemizde çok daha muazzamlarını artık rahat bir şekilde görebiliyoruz. İşte bu muazzam düğüne bütün periler, tanrılar, tanrıçalar özellikle Zeus davet ettiği için gelmek zorundaydı. Ama davet edilmeyen bir kişi vardı. Nifak tanrıçası Eris. Çünkü kendisinin düğüne girip olay çıkarmasından endişeleniyordu ki Nifak tanrıçası Eris bu sefer davet edilmediği için ortalığı karıştıracaktı. Düğün günü geldi çattı. Periler, tanrılar, tanrıçalar nektar içerek ve ambrosya yiyerek zevkü sefa ilemeye ve düğünün keyfini çıkarmaya başlamışlardı. Ancak hiçbirisinin Nifak tanrıçası Eris'in orada olduğundan ve planından haberi yoktu. Nifak tanrıçası Eris eline altın bir elma aldı ve üzerine en güzel tanrıçaya yazdı. Sonra da tanrılar ve tanrıçaların bulunduğu masaya doğru fırlattı. Kadına gökte düğün var demişler, merdiven dayayıp çıkmaya kalkmış. Peki ya o kadın düğüne hiç davet edilmemişse ne yapar? Yorumlara yazın. Diğer kadınların ne yapacağını bilemem ama Eris'in yaptığı ortada. Ortada bir elma var ve bu elmanın etrafında da bir sürü güzel tanrıça. Bu tanrıçalar arasından Hera aradan sıyrılıp elmayı ilk kapan oluyor
ve bu benim olmalı diyor. Ardından da Athena ve Afrodit buna karşı çıkıyorlar ve saç saça baş başa bir kavgaya tutuşuyorlar. Günümüzde artık elma yok ama düğünlerde biliyorsunuz bir çiçek atma meselesi var. Bu olayın günümüzdeki örneğini gördükten sonra biz tarihteki ilk catfight olayına geri dönelim. Afrodit, Hera ve Athena birbirlerine girmiş durumdalar ve saç saça baş başa uzunca bir süre kavga ediyorlar ve sonuçta çareyi Zeus'a danışmakta buluyorlar. Ve Zeus'a diyorlar ki hangimiz daha güzel sen karar ver. Zeus manyak mı 3 tane kadının arasına girsin ve bu kavgayı ayırmaya kalksın ve aralarından bir tanesini güzel seçsin. Diyor ki o da gidin İda Dağı'na, orada Paris diye bir çoban var. Hanginiz en güzelse o seçsin. Zeus bir de o kadar yolu 3 kadın tek başınıza gitmeyin diyerek yanlarına bir de erkek veriyor. Kim bu erkek? Elbette ki her türlü ayakçılığı yapan Hermes. Athena, Hera ve Afrodit Hermes eşliğinde İda Dağı'na gelirler ve yakışıklı çoban Paris'i bulurlar. Durumu anlatırlar. Paris birbirinden güzel 3 tanrıç arasında ilk etapta seçim yapamaz ve düşünmek ister. Ve işte o andan itibaren kulis çalışmaları başlayacak ve rüşvetler havada uçuşacaktır. Paris bu tercihi yapabilmek için tek başına kalmak istemektedir ama ve lakin bir süre sonra Hera onun tek başına oturduğunu görünce usulca yanına yaklaşır ve ona bir teklifte bulunur. En güzel tanrıç olarak Hera seçilecek olursa dünyanın hükümdarı Paris olacaktır. Ve teklifler bununla da sınırlı kalmaz. Hera gittikten bir süre sonra bu sefer Athena çıka gelir ve en güzel seçildiği takdirde Paris'i dünyanın en bilge ve en güçlü komutanı yapacağını söyler. Ve en son bu iki tanrıçanın yaptıklarını bir şekilde öğrenen Afrodit çıka gelir ve teklifini yapar. Eğer elmayı kendisine verirse dünyadaki en güzel kadının aşkına sahip olacaktır Paris. Paris bu üç seçenek arasında çok da kararsız kalmıyor ve genç bir erkek olarak haliyle dünyanın en güzel kadınının aşkını tercih ediyor. Afrodit bu sayede güzelliğini bir anlamda resmileştirmiş de oluyor. Düşünsenize bir gün oturuyorsunuz ve karşınıza 3 tane tanrıça geliyor. Ve bu tanrıçalar içerisinden en güzelini siz seçeceksiniz. Tanrıçalar bununla da kalmıyorlar, size bir takım önerilerde bulunuyorlar. Birisi dünyanın en güçlü hükümdarı ve sonsuz zenginliği, bir diğeri bilgeliği ve güçlü komutan olma özelliğini ve en sonuncusu da size aşkı öneriyor. Yalnız şöyle de bir dipnot geçelim. Bunlardan birisini seçtiğiniz takdirde diğer ikisi size düşman olacak. Siz olsanız hangisini seçersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Paris Afrodit'i seçer ve dolayısıyla dünyanın en güzel kadını Helen'in aşkına nail olur. Ancak bu aynı zamanda Priam'ın ve Hekate'nin engellemeye çalıştığı kehanetin de gerçekleşmesini sağlayacaktır. Truva ile ilgili efsaneyi bir seri halinde detaylı bir şekilde sizlere anlatacağımı bir önceki videoda da belirtmiştim. Burada da yeniliyorum. Bu videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve hepinizin bildiği gibi pazartesi günleri akşam saat 6'da tarih videoları, perşembe günleri akşam 6'da ise mitoloji videoları sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.